Yöneticilikte şunu gördüm, aslında insan hayatında gördüm demem daha doğru olur. Diyalog varsa daha gibi sorunlar bir nokta haline geliyor. Eğer diyalog yoksa, iletişim yoksa, tarafların birbirinden haberi yoksa ya da gerçekler birinci ağızdan aktarılmıyorsa küçücük sorunlar dağ gibi büyük hale geliyor. Bu sebeple insanlarla bir araya gelmek, konuşmak, sorunları çözmek ya da ortak çalışma alanlarında fikir alışverişinde bulunmak her zaman için yararlı diye düşünüyorum. Bugün de burada bir araya gelme nedenimiz aslında genel anlamda mutlaka her kooperatifin, her bölgenin, her hattın hatta sorunları olabiliyor. Bunları zaman zaman benim de yaptığım katkılarla çözüme ulaşmasını sağlıyoruz. Mutlaka bu kararları alırken de bizim referans alacağımız ya da sınırlarını aşmayacağımız yasalar vardır. Mevzuatlar vardır. O mevzuatlar, yasalar çerçevesinde biz bu kararları almak zorundayız. Çünkü olağanüstü şartlardan geçiyor ülke. Sadece taşımacılık sektörü değil. Ekonomik alanda olan her sektör ve tabii ki bundan direkt ya da dolaylı tesir gören vatandaşlarımız var. Sizi ilgilendiren temel girdi maliyetleri mazot, maşallah bu kriz süresi içerisinde en çok dikkat çeken, fiyat artışına maruz kalan emtiada akaryakıt fiyatları. Bunlar da hepimizin dengesini bozdu. Biz toplu taşımayı bir ekonomik sektör olarak göremeyiz. Bir kamu hizmeti olarak görürüz ve dengeleri kurarak bu hizmeti vermeye çalışırız. Bu fiyat dalgalanmaları bu dengelerimizi de alt üst etti. Yani siz de bizim aramızda olan dengeleri de bozdu. Toplu taşıma yaparken belediye otobüslerinin fiyatlarıyla minibüsçi esnafının, halk otobüsü işleten esnafın uyguladığı fiyatlar arasında fark var. Bu Türkiye'nin her tarafında böyle, her ilde böyle. Ama bu farkın bir makul çerçevede olması lazım. Biz bu kamu hizmetini verirken, vatandaşa bu hizmeti sunarken, diğer taraftan esnafımızı da mağdur etmeyecek fiyat dengelerini kurmamız lazım. Biliyorum bütün kooperatifler, özellikle öğrencinin yoğun olduğu merkezdeki kooperatifler, ya başkan neden öğrencilere 1 liraya hizmet sunuyor, bu dengeleri bozuyor. Bir taraftan baktığınız zaman haklısınız, hiçbir lafım sözüm yok. Ama diğer taraftan, şimdi size onu da aktaracağım. Birinci ağızdan beni dinleyin, rakamları vereyim. Tablo nedir? Acaba ne yapmamız gerekiyor? Birlikte karar verelim. Birlikte karar verelim. Öğrenci dediğiniz, ya senin evladın, senin torunun, senin oğlun, yeğenin. Neticede fayda sağladığımız o insanlar. Yani hepimizin çocukları. Bunları da konuşup bir karara bağlamak istiyoruz. Biz dün Sayın Vali ile bir görüşme gerçekleştirdik. Toplu taşımada geldiğimiz noktayı, yapmak istediklerimizi, planladıklarımızı kendisiyle paylaştık. Pazartesi günü UKOME toplanıyor. Burada bizim bir fiyat düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bu rakamları kendisine takdim ettik ve gerekçelerini ortaya koyduk. Referansları söyledik. Sizlerin de
görüşme sağlamanız gerektiğini de sizlere haber olarak ben gönderdim. Çünkü UKOME'de dengeler bizim yönetimimizde değişti. Yani biz belediye yönetimine geçince seçimlerden sonra bu bir siyasi karardı. Doğrudur, yanlıştır. Şimdi tartışmayalım ama 31 Mart'a kadar olan uygulama 31 Mart'tan sonra yanlış olarak görüldü ya da yanlış olduğunu fark ettiler, tırnak içinde düzelttiler. Şimdi bu dengelerde de bizim orada karar çıkartabilmemiz için evet ya da hayır oyu vereceklerim, bu meseleye siyasi olarak bakmamalarını sizin sağlamanız gerekiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Ben açık söyleyeyim. Şimdi belediyeyi sıkıntıya sokalım ya da vatandaş karşısında kötü adam pozisyonuna düşmeyelim, zamı onaylamış bir kurum hüviyetinde olmayalım diye siz bunu reddederseniz bu siyasi bir karardır. Ama size sunulan dosyayı inceler, gelir gider dengelerine bakar, yasalara bakar, sizleri işin içine katar, minibüsçi esnafını, halk otobüsçi esnafını. Arkadaş, bu rakamlar çok makul, hatta eksik ya da fazla, şunu biraz düzeltiriz dediğiniz noktada siz mantıklı bir yaklaşım sergiliyorsunuz demektir. Ama yapılan çalışmanın kapağını kaldırmadan hayır diyorsanız ben derim ki siz art niyetiniz. O zaman iş çıkmaza girer. Şu anda mevcut yürürlükteki fiyatlarımız bizim 4.75 tam bilet, indirimli 3 TL, öğretmen 4.30, öğrenci 2 TL ve bir de abonman kartı olan öğrencilere 1 TL. Burasının biz öğrenci kenti olmasını istiyoruz. Bu hepimiz açısından. Buraya ne kadar çok öğrenci gelirse burada halk kazanır, esnaf kazanır. Diğer taraftan da Mersin'in bir toplumsal gerçeği var. Mersin, Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizliğin yaşandığı 3 ilden biridir. Yani 10 lira kazanan da var, 10 kuruş kazanan da var günlük. Şimdi 10 kuruş kazanan çocuk, ailenin çocuğu ne olacak? Hepinizin çocuğu yok mu? Hani hatta minibüsünüz var çok şükür. Ama çocuğu gönder bakalım Ankara'ya. Kara kara düşünürsün nasıl okutacağım diye. İstanbul'a. Ya da Adana'ya. Oradan bir üniversite kazanmış olsun. Şimdi bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ya bizim her şeyimiz. Bizim canımız. Ben olaya böyle de bakıyorum. Şimdi ben 3,5 liraya yemek verirken o çocuklara lokantacı esnafıyla falan mı ben rekabet ediyorum? Hayır, böyle bir şey yok. Bakın 28.807 toplam kart sayısı, bunun 4.737'si abonman kartı. Değil mi? Evet, onları 1 liraya biliyorlar. Bu 28.807'nin içinde o 4.700. Yani yaklaşık olarak 24.100 kişi yaklaşık olarak 24.000 kişi 2 liraya biniyor. 4.000 kişi, 4.737 de 1 liraya biniyor. Tablo bu. Yani 7'de biri. Yani biz hizmet etmek istiyoruz. Biz her şeyin en güzelini yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de adaletli olmak istiyoruz. Bu önemli. Biz 2022 yılı bütçesinde toplu taşımaya koyduğumuz yakıt bütçesi 244.632.000 lira. 5 aylık Mayıs sonuna kadar bunun ne kadarını tükettik biliyor musun? 157 milyonu gitmiş. Geriye kalmış 87 milyon lira. Ya 5 ayda ben bunun 157'sini yemişim. Kalan 7 ayda bana 87 yetecek. İşte denge bozulması budur, bütçe bozulması budur. Tablo bu. Yani aslında sizin de durumunuzu bu anlatıyor. Kesinlikle. Toplantıya tabii Mersin tüm bölgesinden gelen kooperatifler olsun, servis taşımacılığı olsun, herkes çok güzel bir katılım sağladı. Çok verimli bir toplantı oldu. VAAP Başkanımız bizi dikkatlice dinledi. Yani ilk defa böyle bir toplantı gerçekleştirdik.
İlk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı ilk defa böyle bir tüm kooperatifleri çağırıp şikayetiniz nedir? Benim yapmam gereken bir şey var mı? Diyerek bizi özveriyle hiç sıkılmadan dinledi. Öncelikle ona çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kendimiz Minibüsçüler Esnaf Odası ve tüm esnaflar adına, esnaf şoför arkadaşlarımız adına, çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Bu toplantılar Mersin'imiz açısından çok sağlıklı, ulaşım konumundan çok sağlıklı oldu. Çok çok mükemmel geçti. Bugüne kadar öyle bir şey yaşamadık. Daha önce de arz ettiğimiz sorunlarımızı hemen anında müdahale ederek çözdüler. Sağ olsun genel sekreterimiz, daire başkanımız ellerinden gelen ilgiyi, alakayı ve sorunu kökünden çözdüler. Daha önce aynı güzergahta çalıştığımız Çay Çilek Kooperatifle ile bazı çok sorunlarımız oldu. Bu sorunları ilettiğimiz andan itibaren çözdüler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Huzurlu bir şekilde de çalışıyoruz.